Sağlık olsun Seda Hanım. İnşallah Kınaya gelirsen sen de oynarsın hayatım. Gelecek misin Kınaya? Seda Hanım kaç yaşına gelmiş torun sevecek yaşta, ne kınası ne gelinlik giymesi. Ne alakası var ya, ben ona her şeyi yapacağım. Aynen öyle. Seda ablama güveniyorum. Gamze. O da zaten onu istiyor. Gamze. Zaten evlendim ben, kınamı da yapacağım, düğünümü de yapacağım. Gamze sen Zeynep'i kıskanıyor musun? Evet kıskanıyor. O zaman gel beraber dans yapalım burada. Yok, ne kıskanacağım. O zaman niye öyle söylüyorsun? Gelinlik giyeceğime karışıyorsun. Kiloyla bilmem ne. Gelmesin, benim zaten torunlarım da beni seyrediyor şu an televizyonda. Hayırdır ya. Destekliyorlar tamam benim işte, çocuklarım hepsi de. Benim ailem hepsi de destekliyor, destekliyor. Bir şey söyleyeceğim. Ya siz de destekler, ne olacak? Gelinlik giymişsin zaten bir daha, niye şey yapıyorsun? Bir daha giyeceğim, havesimi almadım, ben giydireceğim en güzelini. En güzelini. Evet. Evet. İstersen 10 kere giy. Bulmuş. Giyeceğim ki, ölümüne kadar kocamı seviyorum. Zeynep, dur da bir şey söylüyor, duymuyorum ki. Aynen. Ne dedin Gamze? Tamam işte. Olsun gelinliği giy üstüne bin. Git ya git. Ama sen beni kıskanıyorsun. Zeynep. Beni kıskanıyorsun. Ama burada bunu Ahmet cevap versin. Dur ben cevap vereyim. Ama bu neyini abine. Neyini kıskanacağım ya? Abine hakaret oldu bu. Benim abim yok, hak ediyor artık o. Hak ediyorsa o zaman konuşmayacağım. Bu zamana kadar saygı gösterdik de ne gördük? Biz de sana saygı gösterdik. O ne oldu? O ne oldu? Arkamdan kuyu kazdın sen. Belli arkamdan. Oluyor saygı gösterişin. Aynen. Ahmet'e böyle yapmayın ya. Kim kiminle kuyu kazdı? İyi tamam o zaman senin yolun ayrılsın. Zeynep. Benim yolum ayrılsın. Bir dakika. Ay anaokulunda gibi hissediyorum kendimi bazen. Zaten benim yolum ayrı. Benim de yolum bizim ayrı. Bizim de yolumuz ayrı. Heh. Ne olacak? Daha ne o zaman orada ne işiniz var? Nikahlar gelinlik giyeceğim diyorum, anlamıyor musun? Kına yakacağım elime, kına. Moruk olmuşsun. Sensin, sen değilsin. Daha ne gelinlik giyecek? Ne işin ol bana o? Sen beni kıskanıyorsun. Bak, kadını kadına yaptığı. Zengin ya, zengindin ya. Alıp giyemedin mi? Kocan alamadı mı bir gelinlik? Yo, benim ilk kocam aldı, ne güzel düğünümü de yaptı. İkinci kocam da düğünümü yapıyor. Oh, çatlasın. Oh. Çatla, patla. Seda tamam, Hanım benim düğünümü de yapacak, kramı da yapacak. Koyup gideceğim buradan. Ya. Hanımefendi, yanlış konuşuyorsun, yanlış. Yanlış konuşuyorsun. Neden yanlış konuşuyorsun biliyor musun? Abi senin de ayağında ağrı var herhalde. Toparlayıp duruyorum. Bilip bilmeden oraya her şeye karışıyorsun. Olmaz. Göstermeye. Sen de gösterdin bilip bilmeden geldiğinde. Konuşuyorsun. Seni de doğruyu da konuşuyorsun, yanlış da konuşuyorsun. Yanlış konuşuyorsun. Aramıza girme lütfen. Ya çık ya sen gir güzelce. Sen doğru konuşuyorsun değil mi? Haksız konuşuyorsun. Şimdi. Sen abisi misin? Kötüye de iyi diyorum. Şey de iyi. Niye sen? Terbiyeli ol, terbiyeli. Olmaz öyle. Bir insana orada saygısızlık yapılmaz. Terbiyesizden bir... öğrenecek değil. Horlamış değil. Onun hayali vardır. Gelinlik giyecektir. Ona bir saygı göster, saygı. Gelinlik giyecek. Her insanın, her bayanın hayalidir bu. Evet. Yanlış konuşuyorsun, yanlış. Yok, hiç hayalim değil. Evlendim, hiç hayalim sen değil. Sen de giymedin, gel beraber giyelim. Bir defa giyilir. Ben iki kere giydim. Yok, sen de gel beraber giyelim. Benim köyde düğününüzü yapacaktınız ya benim ikimizle. Okulda yapacaktınız, sen dedin bu gelinlik giyerse ben de giyeceğim dedin. Gel sen de burada giy. Seda Sayan size de giydirsin, gel. Yok, ben öyle bir şey demedim. Gel dedin, demedin mi? Yalan söyleme, hadi ben onları bayağı giyiyorum. Bayağı anan baban sana terbiye vermemiş. Yanlış konuşuyorsun. Benim çocuğum gelmiş 2 yaşına. Ne yapacağım ben gelinliği? Önce bir karşıdaki insana saygı göster, saygı. Tek tek Zeynep dur abi ben... konuşuyor. Saygı göster. Karşıdaki canavar değil. Adam olsun da sana İnsana bir saygı gösterilir. Yanlış yok. Konuşuyorsun. Ya bir git ya. Saygı sen kötüye de iyi diyorsun. Onlara da iyi diyorsun sen. Bir şeyin gözündeki perdeyi aç bak, aç bari, aç. Abi Allah aşkına sen ne diyorsun ya? Gözündeki perdeyi aç. Gözün şimdi kapanmış senin. Önce bir konuşmayı öğren. Konuşmayı benim gözümün perdesi açık ki görüyorum ki. Görmüyorum. Yanlış. Bir insana böyle denmez. Yanlış konuşuyorsun. Evet, başka Gamze söylemek istediğin bir şey var mı hayatım? Önce insan ol, insan ol. Halil Bey bekle. Yok, sen köyün delileriyle uğraşamam. Nedir? Seda Hanım gelmişken bir de ayağına baktım. Haksız konuşuyorsun, haksız. Yok ya, bunlara kurban olacağız. Allah'ın verdiği biz mülklüyüz biz. Biz malda, mülkte gözümüz yok mu dünyada?
Sağlık olmadıktan sonra ne edeceksin malı mülkü? Bizim de yok. Benim de. Ne uğraşıyorsun şimdi sen bunlarla? Neden niye çıktınız oraya o zaman? Bunlarla niye uğraşıyorsun sen? Bir dakika söyle bakayım be. Çıktım. Sizin yapamadığınız da Seda bizim Sayan yapamadığınız. İkak oldu sen. Beni geçenin 2.5'unda. Sen ikak olmuş sen biş, bişmiş yaşın içine neden su katıyorsun sen? Karakocanın arasına neden giriyorsun sen? Ya hadi hadi anca gidelim. Yanlış konuşuyorsun bak, hanımefendi. Bak senin bir açığını yanlış konuşuyorsun. Sen bir alalım biraz sakinleşsin hasta. Sen bir yuvayı yıkmak. Biraz sakinleşsin hasta ameliyatlı adamcağızı biraz alın dinlensin. Günah. Gamzeciğim. Topallayarak oynamaz. Şey gibi leylek gibi sekiyordu. Oh ne güzel oynadık. Kurtlarımızı döktük vallahi. Kardeşim de döktü, ben de döktüm. İşte düğünümde de oynayacak kardeşim. Ona buna. Ya sus sus. Gamze, Zeynep bir durur musun? Bir sus rica ediyorum. Gamze, Ahmet çok üzüldü söylediklerine. Efendim? Bu? Hak ediyor. Ne gibi? Daha fazlasını hak ediyor da yine de ben saygımdan konuşmuyorum. Neden? Ne yaptı ki bu sözleri hak edecek? Ne yaptı size? Olduğu sürece semer vuran çok olur. Bak, yanımıza geldiğinde bak, o zaman görürüm ağzındaki, ben onu. Ağzındaki eşek lafını bir daha duymayın. Şişko ne sandın? Sen neysin? Kendine bak o zaman. Sen kendine, kendine bak. Kendine. Bir Ali, Ali evet, hatta mı? Evet şişkoyum ben kendimle barışığım. Seviyorum kendimi. Tabii ki bu çok üzücü. Ben Ali'nin de Gamze'nin sana bu sarf ettiği sözler üzerine üzüldüğünü düşünüyorum. Ya üzüm bence Ali ha, üzüldü. Ben evde mevde mutlu istemiyorum. Ha kardeşim. Hayır ben senin yerinde olsam bu saatten sonra isterim. Ya bak, bu nedir istiyorum ya? Ben. Sana niye böyle davranıyorlar? Davranma değil. Ha ben istiyorum. Ha ev onun olsun. Açıkta kalmasın. Ben hiçbir şeyini istemiyorum. Ama olmaz. Hayır hayır. Ha, bak, tamam, ben isti- bak ben sana bir şey söyleyeyim mi ablan olarak? Madem ki bazı şeylerden fedakarlık yapıyorsun, heh, sana saygı duymayı öğrenecekler. Aynen. Saygı duyacaklar. Heh. Sen bak aslan gibi diyorsun ki istemiyorum. Rahatınızı bozmayın, huzurunuz bozulmasın. Heh. Ben mutluyum, bir şey istemiyorum diyorsun. Ama sana bu şekilde davranmalarına demin, müsaade etme. Yok onu demin ne dedi bak. Evi dedi, satlığa çıkardınız dedi bize. Evet. Ben açta kalmayı ben evi... Ben, kardeşim mi duracak evde? Biz satılığa çıkarmadık biz ki. Biz satılığa çıkarmadık ki. Çıkarsan da söylersin. Sen dürüst adamsın. Ali'ye yanlış aksettirmişler. Yoksa Ali bunları bilse, Ali öyle, Ali de kötü bir çocuk değil. Değil. Bak, ben bunu hanımımı getirdim. Evi temizleyiverdi. Tabandan aşağıda indik. Yemeğini, evi, yemeğini hazırladı. Bulaşığı, şey, çamaşırını yıkayıverdi. Evet. Ayakkabısını hazırladı. De yalanın varsa söylesin. Hepsini yapıverdi. Evet, Gamze'nin o sözlerini özellikle Ahmet'e karşı sarf ettiği sözler hoş olmadı. Çünkü Ahmet'in bunları hak ettiğini düşünmüyorum. Gelin, İki elti mi? Tartışabilirler. Öyle. İki elti bir şeyleri paylaşamayabilirler. Birbirlerine zaten sen kilolusun, sen kilolusun onu da anlamadım. Sen kilosuz sen. Böyle bir tartışma şeklini de anlamadım. Niye birbirlerine karşı böyle bir şey var?